Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlere bir ürünü anlatacağım. Ürünü anlatırken tamamen kendi hissettiklerimi anlatacağım. Hemen o zaman başlayalım. Ürünümüz Avon'un zencefil özlü temizleyici, tonik ve nemlendiricisi. Bu bir yüz yıkama jeli. Aşağıda zaten yazacağım bütün isimlerini falan. Fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam 6,99 gibi bir fiyatı vardı. Ben bununla çok önceden tanıştım. Yani 1-2 sene önce tanıştım sanırım. İlk aldığımda peeling zannetmiştim. Üzerinde üçü bir arada yazdığı için. Daha sonra aldım ama peeling değilmiş, tonik olduğunu fark ettim. Arkasını falan okudum. İnternetten baktım birazcık. Makyajımı temizledikten sonra yüzümü yıkamak için, yani makyaj kalıntılarından arındırmak için kullanıyorum genelde. Her gün kullanmıyorum. Günlük kullanıma uygun aslında. Yüzümü bununla yıkıyorum. Köpürmeyen bir özelliği var. Güzelce duruluyorum ve hissettiğim şu: makyajdan kalıntı yok. Derinlemesine temizlik hissediyorum ve en önemlisi de cildim acayip bir şekilde nemleniyor. Ve bu benim için çok önemli. Genelde peeling yaptığımda, başka tonikleri kullandığımda ya da yüzümü yıkadığımda ya da duş aldığımda yüzüm tamamen geriliyor ve pul pul dökülmeler oluyor anında. Yani yüzümü havluyla ya da peçeteyle kuruladığım zaman direkt pul pul dökülme, ama bunu kullandığım zaman öyle bir şey olmuyor. Özellikle bu yaz sıcaklarında çok sevdim, çünkü yüzümü yıkadığımda ya da işte temizlediğimde, peeling yaptığımda, bir şey yaptığımda hemen nemlendirici kullanmak zorunda kalıyorum. Ama bu sıcakta da tabii nemlendirici hiç çekilmiyor. Bu ara genelde işte bununla yıkıyorum. Çok güzel bir nemlilik veriyor. Yani nemlendirici sürmeme hiç gerek kalmıyor. Çok güzel his oluyor. Yumuşacık oluyor cildim. Harika bir ürün. Bence bunu bir denemelisiniz. Fiyatı da çok uygun. Hani hiç beğenmezseniz bile yani bir kenarda dursun. Ayrıca kokusu da çok güzel. Özellikle kuru bir cildiniz varsa bence bunu seveceksiniz. Bir Avon kataloğuna bakın derim. Benim videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben anlatırken ürünleri kendimce anlatıyorum. Yani bir arkadaşıma nasıl anlatırsam öyle anlatıyorum. Bazen konuşmalarıma bakıyorum, çünkü böyle saçma sapan da konuşuyor olabilirim yani. Böyle kelimeleri karışık karışık anlatıyor olabilirim. Ama bu, ben böyleyim yani. Böyle daha çok düzgün konuşmaya çalıştığımda robot gibi bir ifadem oluyor ve onu hiç sevmiyorum. O zaman videolarımı silip silip tekrar yani çekiyorum. Hoşuma gitmiyor. Ben de artık bıraktım o böyle cümleleri net net anlatmaktan. İçimden ne geliyorsa o ürünü ben nasıl sevdiysem, kafamda nasıl yer aldıysa öyle anlatıyorum sizlere. İnşallah bu anlatım tarzım da sizi rahatsız etmiyordur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve lütfen kanalıma abone olun. Sizi çok seviyorum. Şimdilik hoşça kalın.